Şöyle, yani 4 günde 5 puan kaybetti. Fatih Terim'in e, Getson Fernandes mesela kafa karıştırıyor. Bence çok iyi oyuncu ama şu ana kadar Galatasaray ama şu anda hiç. değil. değil. Evet. E, bana ben. göre yine bak, önceki maçlar biraz daha iyiydi. Şöyle bir strateji hatası yaptılar Belhanda konusunda. Belhanda'nın menajerine en son diyorlar ki istediğin takımla görüşebilirsin. O zaman Herkes kapı, yani. kapı kapı dolaşıyor şu anda. Herkesle görüşüyor. Belhanda'yı sildiler. Belhanda da öyle bir oyuncu. Yani kafası yerinde olursa, moral olursa, parasını, dolgun ücretini zamanında alırsa, Aynen. pohpohlanırsa, en büyük sensin denirse Belhanda oynuyor. Şimdi küstürülmüş Belhanda ama Galatasaray'ın elinde Belhanda, Fegülü ve Onyekuru varken biz bunlara şeytan üçgeni diyorduk daha önce. Bunlar müthiş oynuyorlardı. Ön tarafa yani birbirleriyle yarışıyorlardı. Hem hızlı oynuyorlardı hem şiir gibi paslaşıyorlar. Otomatiğe bağlamışlardı bir ara. Şimdi ee, bir de onların önünde mesela Falcao var, Mustafa Muhammed var. Ne olursa olsun Belhanda'yı sezon sonuna kadar böyle değersizleştirmeden e, tutmaları lazım. Ama Belhanda menajeri çünkü kapı kapı kimlerle dolaştığını ve en son Belhanda'ya e şunu söylüyorlar e, bundan iki ay önce. Sana bir buçuk milyon euro veririz ama sezon sonuna kadar iyi oynarsan. Şu anda o yüzden oyuncu... E, Değersizleştirildi, yedek bırakılıyor, sonradan oyuna giriyor, moral ama verilmiyor. kendi değerini arttıracak Bitti. olan da sahada süre aldığı zaman kendisi değil miydi? Hele ama kalmak bakacağız. istiyorsa ama Ama şimdi Galatasaray biliyorsun ligin ilk yarısında daha sezonun e, yanılmıyorsam Ekim gibi bir teklifte bulundu. Dedi ki gel sözleşmem bitecek bir an önce anlaşalım. Yani bir buçuk milyon değil, e, iki milyon iki bin euro hatta iki milyon iki bin euro 2 milyona kadar şey oldu pazarlıkla. Kabul etti. Fakat menajeri kabul etmedi bu sefer. Belhanda aslında İstanbul'a yatırım yaptığı için biliyorsun Büyükçekmece Marina'da çok büyük bir malikane aldı, 5 milyon dolarlık böyle büyük bir yer aldı. Yatırım yaptı, yani İstanbul'da kalacak. O yüzden menajerine de o teklife yanaşmıyor menajeri yüzünden. Sonraki dönemde de biliyorsun Galatasaray'da diyor ki menajerini diyor ki Belhanda ben teklifi şey Burada kalmak istiyorum, bak yatırım yaptım, senin yüzünden şimdi Galatasaray e, o teklifi geri çekti. Bu sefer de diyor ki menajeriyle e, gidiyorlar tekrar, Galatasaray'ın kapısını çalıyorlar. Galatasaray da diyor ki, biz zamanında o teklifi yaptık ama e, şu anda performansını beğenmiyoruz, o teklifi düşürdük. Burada o zaman bir, menajerinin, milyon euro. menajerinin bir şeyi var. Menajerinin vardı. oyuna geldi, e, para hırsının, menajerinin para hırsının kurbanı oldu Belhanda. E, haklı olarak alsaydı sezon sonuna kadar iyi performans gösterirsen sana bir buçuk milyon euro. Ge geçtiğimiz ayda şunu söylüyor menajeri: Ya işte e, bu para az, e, izin verirseniz biz işte sezonun sonu sözleşmesi bitiyor, diğer takımlarla görüşeceğiz. İşte Beşiktaş haber gönderiyorlar, Başakşehir haber gönderiyorlar. En son Fenerbahçe, Fenerbahçe hiç düşünmeden reddediyor. E, yani kim kaldı? Kasımpaşa ve Karagümrük. Bunlardan birinde oynayacak öyle e görünüyor. İstanbul'da istemiyor. kalacak diyorsun. İstanbul'da kalacak. Kalmak istiyor. Belki Galatasaray diyecek ki, ya o bir milyon bir buçuk milyon euroyu ben kabul ediyorum. E, gelecek yılda çok daha iyi oynayacağım diyebilir. Ama Fatih Terim şurada hata yapıldı bence. Demesi gerekliliği zaten öyle demesi lazım. Sezon bir bitsin. Değerli bir oyuncusun. Biz seni tutmak istiyoruz ama performansını da görelim. E, Deseler de e, Belhanda'dan minimum, maksimum performans alırlardı yine Mustafa Muhammed de geldikten sonra. Şimdi Fegül'ü konusunda ilk 11 ben de oynamalıydı diyorum ama girdikten sonra Kerem'in söylediği gibi bir bocaladı oyuncu. E, zemin nedeniyle de yani teknik kapasitesi yüksek, zekası yüksek bir defa. Orada dediğin gibi sağ lideri Fegül'ü varken Arda Turan olamaz. Arda Turan sağ dışında olabilir ama Arda Turan da pili bitti farkındaysanız bu yoğun maç maratonunda. O da kabullendi yedek kalmayı. Ee, o yüzden şu anda sorun, e, Belhanda'yı ne yapıp edip e, biraz toparlayacaklar. E, Feguli zaten geldikten sonra artık iyi sonuçlar alır diye düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Kayseri deplasmanı var galiba değil mi? Şey, Kayseri'de önemli bir maç bu arada. Arda için de e, yedek kalmayı kabullendi değil. De, Hayır, şöyle, o aidiyet duygusunu hissettiği için Galatasaray'a şey yapmıyor. Çünkü, sorun, et, yani. sorun etmiyor. Tabii sorun etmeyecek çünkü şampiyonluk istiyor gelmiş kariyerinin tabii sonuna. Kesinlikle. Galatasaray'da final yapmak istiyor. Evet. Ve bunun için de her türlü fedakarlığı yapar. Çünkü 90 dakika kendi de e, bu tempoya dayanamayacağını biliyor. Yani burada Fatih Terim'in e, terapide bulunması lazım bir defa. Belhanda sorununu çözmeleri lazım ama Belhanda'yı da şu anda kadronun yok sayacak durumu yok. Yani e, Taylan'a bakıyorsun, Etobo'ya bakıyorsun. E, orta sahada bir güce ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şimdi Fegüli tamam. E, Belhanda'yı şimdi son haftalarda Belhanda'yı çözdüler. Turgay abi de katılacaktır. Belhanda'yı şey, Belhanda diyorum. E, Onye kuruyor. Onyekuru'nun ayağına top gelince öyle bir markaj uyguluyor ki rakipler şut attırmıyorlar. Yani şut attığında da rakipten dönüyor topu. Oyun okuru çözdüler markajla bir şekilde etkisiz hale getirdiler. O etkisiz hale getirince onun e, yaratacağı boş alanlara işte Fegüli, Belhanda sızıp vurabilir. Ama Mustafa Muhammed geldikten sonra zaten Galatasaray o ikinci yarıdaki 70'ten sonraki tempoyla oynarsa Gol atar, kazanır. Topu içeri atabilir, bir şey. atabilir tabii. Onyekuru'nun performansı geçtiğimiz haftalarda aslında takımla beraber bir düşüşte gibi görünüyordu. Sanki bu maçta Sivas Spor mücadelesinde biraz daha hareketliydi. Biraz daha istekliydi sanki oyunun içinde. Yani sanki son şansın demişler gibi. Sanki son şansın. ilk kullan demişler gibi. Şimdi bak Onyekuru konusunda çok ciddi tereddütlerim var. Biz bence bu tartışmaları da Onyekuru özelinde doğru yapmadık bugüne kadar. Onyekuru'nun iyi haline bakınca Riberi diyorsun. Evet. Öyle değil mi? İyi hali böyle adamı. Yani ilk sezonu. Gol atıyor, çalım atıyor, adam eksiltiyor, asist yapıyor, ayak içinde uzak köşe atıp evet. atıyor. Soru şu, bu kadar iyi adamın Monaco'yu niye bırakıyor? Fatih terim de onu diyor yani. Kim Kim i̇yi ki bırakıyor? bırakıyor diyor. <laughs> Kimliği bırakıyor. Abi ha? öyle öyle bakma ama ya. Yani ben şimdi ben... transferlere böyle bakılması çok doğru değil. Neden biliyor musun? Şimdi ise Monaco niye bıraktı? Ya Monaco da tutmamış olabilir. Ee, tamam. Bu... Tutmamış ama. Onu tamam. söylüyorum. Ama bu evet. Galatasaray'da tutmayacağı ya da X bir takımda tutmayacağı... Bize göre yani. daha yumuşak bir lig. Çok Tabii, basit bir örnek Örnek veririm. olarak Turgay abiye şey mesela. Çok basit örnek Tyler bu, Boy bu gol benza. attı bugün mesela. Bundan sonra da evet, e, bak, sürekli gol atarsa. Evet. Şey işte. e, o zaman da şey olabilir. Abi, Beşiktaş bu benza, niye bıraktı ice, diyebilirler. Bu benza En ben, bariz ben örnek. Bu Oyuncunun kariyeri yok. Ya bir... Evet. Oyuncu biliyor muydunuz siz? Hiç bilmiyorduk. Geldiğinde böyle bir performans. biliyorum olan... diyen de yalan söyler scout ek bak, bu ekiplerindeki görevliler düşünün. Bir üstünde. oyuncu bak hani bilap vardır. Ee, hani sanatçılar vardır. Ben buna istinaden öyle söylüyorum. Ama yani ben, burada, benim tutmaz, demek, burada, senin burada senin tam olarak yani. o değil ama. Ya hani at yarışanı bir şey derler at sahipleri. Her atın bir zafer gecesi olur. Doğru. Ne kadar yorulursa olsun bir zafer gecesi olur. Doğru. Bu penza böyle bir şey. olabilir. Kaç tane bu penza varsa dünya futbolunda. Ben şunu söylüyorum. Avrupa kulüpleri çok kaliteli oyuncu kolay kolay bırakmaz. Bir şey var bir arıza var ki bırakıyor. Bu işte ben bir anlamda Abubakar için bakıyordum. de geçerli. Bak bir anlamda. Bakar için de geçerli. Evet. Portoliyi bırakıyor dersin. Buna sakatlık dersin işte havasına suyun alışmadı. Hayır. Fakat Monaco senden bir an önce bana verdiği alıyor. Oynatmıyor. Geri gün kampa bile götürmüyor. Evet. Yani bu kadar dışlanacak bir oyuncu görüntüsü olmaması lazım. Bizim Ribery gibi görüntüsü. Belki oyuncu. kendisi istemiştir ya. Belki de oyuncunun bir istikrar sorunu var. Hayır. Oyuncunun ben... da belki talebi olmuştur. Ben onu istemiyorum. Mesela... ben Galatasaray'a gitmek istiyorum demiştim. İyi baktın o. kötü baktın Gökhan Töre. Senin dediğin gibi Beş olursa kur. şey olmaz. Takımlar transfer yapamaz. Hiç bir oyuncusunu bırakmak istemez. Hayır ya. hayır şu var bak. Mesela Rodriguez'i aldın. Rodriguez'i aldın. Rodriguez'in Galatasaray'da ne yaptığı da belliydi ne yapmadı da belliydi. Fener aldığında ben hiç umutlanmadım. Dedim ki yanlış bir adam aldılar. Belli. Onun dışında bizi yanıltması çok zor. Niyet bilinen bir oyuncu. Bu penzayı bilmiyorduk adamlar bir beklentimiz yoktu. Ne koyarsa üzerine artıdır. Yarın Fenerbahçe'ye geldi mi ne koyar bakarız. Mesela benim evet. kafamda hala soru işaretleri var. söylüyorum işte. Fenerbahçe'ye geldim. Bu penza ile ilgili. Ben bu lafları kulaklara kıpır olsun diye söylüyorum. Atay'ın santı rakip takımın stoperi yan gözle marke eder. Fenerbahçe'nin santı rakip takımın stoperi dört kolla marke eder. Bu arada santı diyoruz sürekli adama ama...